ben Dilara. Bugün sizle severek okuduğum iki kitabı paylaşmak istiyorum. Bu kitapların ilki Peyami Safa'nın Fatih Harbiye isimli kitabı. Kitap daha çok Neriman ve Şinasi üzerinden gidiyor. Neriman ve Şinasi çocukluk arkadaşı olan iki kişi ve bunlar uzun zamandır birbirini seven bir çift aslında. Neriman'ın babası olan Faiz Bey tarafından da Şinasi oldukça kabul gören biri. Hatta Neriman ve Şinasi'nin bir gün evlenileceği de düşünülüyor. Öyle de bir çiftler yani. Fakat Neriman bir süre sonra soğumaya başlıyor Şinasi'den. Ve Neriman kitabın isminde de gördüğümüz Fatih ilçesinde yaşıyor İstanbul'un. Fatih'i de sevmiyor. Doğunun ve geri kalmışlığın sembolü olduğunu düşündüğü için. Neriman'ın karşısına bir gün Harbiye'de yaşayan Macit çıkıyor ve onun kibarlığından ve yaşadığı yerin daha böyle batıyı sembol eden bir yer olmasından etkileniyor. Kitabın olay örgüsü bu bahsettiğim şeyin üzerinden ilerliyor. Bu kitabı okuduğum sene okulda Türk Dili ve Edebiyatı dersinde Tanzimat dönemini falan işliyorduk biz. Doğu Batı sentezi, Doğu Batı arasında kalmışlık, Doğu Batı çatışması, insanların o zaman biraz daha böyle batıya yönelmesi, batıya özenmesi. Bunu iyi kavratan bir kitap aslında. Çünkü ben okuduktan sonra o Doğu Batı ikilemini biraz daha iyi anlamış oldum bu kitap sayesinde. Tanzimat Edebiyatı'nı görüyorsanız, göreceksiniz. Bu kitabı okumanızı öneririm eğer henüz okumadıysanız. Ben bu kitabı 11. sınıfta okudum ama ağır bir kitap olmadığı için ortaokul ve lise rahat okuyabilir. Zaten ben de lisedeyken okumuştum. Geniş bir yaş aralığının çok rahat okuyabileceğini düşünüyorum bu kitabı. Ben çok severek okumuştum. Bahsetmek istediğim ikinci kitap da Sherlock Holmes'un Sign of Four isimli kitabı. Bu kitabın Türkçesi de mevcut. Arattığınız zaman zaten Türkçesini de bulabilirsiniz. Bu İngilizce versiyonu ve oldukça kısa bir versiyonu. Ben bu kitabı 9. sınıfta okumuştum. Ama ben ortaokuldayken de İngilizceye ilgiliydim. 7 ve 8. sınıfta da İngilizcenin bu kitabı okumaya yeterli olduğunu baz alarak önermek istedim. Bence eğer İngilizceye ilginiz varsa ve orta seviye ve ortanın biraz üstü seviyedeyseniz, İleri seviyeye yakınsanız, ortaokulda olsanız bile çok rahat okuyabilirsiniz. Bir dedektif olan Sherlock Holmes ve aynı evi paylaştığı Dr. Watson'ın yanına babasının seneler önce gizemli bir şekilde ortadan kayboluşuyla ilgili yardım istemeye gelen Bayan Morstan'ın babasının gizemli bir şekilde ortadan kayboluşunu araştırmalarından bahsediyor bu kitap. Arkasında bazı seviyeler var. Kafa karıştırıcı olmasın diye şöyle söyleyeceğim. İngilizcenizin akıcı olması 5 üzerinden 5 ise bu 5 üzerinden 4 düzeyinde bir kitap. Benim bahsedeceğim ilk kitap bu şekildeydi. Umarım bunları okursunuz henüz okumadıysanız ve umarım hoşunuza gider. O zaman kendinize iyi bakın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Biçer. Bugün sizlerle bu videoda daha önce tavsiye edilen kitap türlerinden daha farklı bir türle karşınızdayım. Elimde bir çizgi roman bulunmakta. Eğer sizler de benim gibi son zamanlarda kitap okumaya vakit bulamıyorsanız, hatta ne bileyim kitap okurken daha farklı tatlar almak istiyorsanız sizlere çizgi roman okumanızı tavsiye ediyorum. Bugün de elimde Marvel'ın Infinity Gauntlet çizgi romanı bulunmakta. Eğer Marvel'ın süper kahramanlarına ve çekmiş olduğu filmlerine az çok aşinaysanız ciddi anlamda zevk alabileceğiniz, hatta filmlerden daha fazla etkileyebileceğiniz bir çizgi romandır kendisi. Abartmamın sebebi de son zamanlarda gişe rekorları kıran Avengers Endgame ve Infinity War filmlerine birebir kaynaklık etmiş olmasıdır. Kendisi normalde eski bir çizgi romandır. Zaten bunu çizimlerden, kaleme mantığından ve renklendirmelerden rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şu anki yeni tasarlanan çizgi romanlara göre bayağı bir farklılık içeriyor. Bol bol süper kahramanın içinde olduğu, kaos ortamının bulunduğu akıcı bir güzel çizgi romandır. Çizimleri de çok başarılı. O zaman size birazcık konusundan bahsedeyim. Kendi dünyamızın dışında Titan gezegeninde doğup büyüyen Thanos adında kötü karakterimiz bulunmakta. Kendisi çizgi romanımızın ana villainıdır. Bu Thanos'umuz maalesef ki gönlünü ölümün ta kendisine kaptırmıştır. Ve onun için, onun gözüne girebilmek için evrenin yarısından fazlasını yok etmeyi amaçlıyor. Yani buna kafayı takmış durumda. Sırf onu etkileyebilmek için. Bu Thanos'umuz hayalini gerçekleştirebilmesi için evrenin en güçlü ana maddeleri olan sonsuzluk taşlarını toplayıp onları bir araya getirmesi gerekir. Tam onları toplamaya kalkışırken de devreye süper kahramanlarımız geliyor ve onunla mücadele etmeye çalışıyorlar. Zevkli bir çizgi roman. Dediğim gibi akıcı ve çizimlerinin gerçekten çok başarılı olduğu bir roman. Tavsiye ediyorum. Umarım okursunuz. Umarım beğenirsiniz. Hatta bu sonradan seri bir şekilde devam ediyor. Ben sadece ilk kitabını okuyabildim. Diğerlerini okumaya fırsatım olmadı. Belki siz benden daha önce okursunuz. Bu sefer de siz bana onları tavsiye edersiniz. Böyle güzel olabilir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlere demek istediklerimi doğru bir şekilde aktarabilmişimdir. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalıma da göz atmak isterseniz Emre Biçer diye yazabilirsiniz.
Bu kadardı. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese merhaba, ben Doğa Güneri. Bugün zamanında okumuş olduğum ve gerçekten bana okuma sevgisi açısından çok güzel bir seriden sizlere bahsetmek istiyorum. Bu seri Ay Günlükleri serisi. Bu seriyi okurken gerçekten çok eğlendim, hatırlıyorum. Hatta 3. kitabını okurken otobüste dalmışım, durağı kaçırmışım. Bu yüzden bu seriyle çok büyük anılarım var. Önce serinin kitaplarının sıralaması hakkında bir bilgi verdikten sonra konularını anlatmak istiyorum. Serinin ilk kitabı Cinder. İkinci kitabı Scarlet. Üçüncü kitabı Crest, ki favorim bu. Bir ara kitap olan Levana. Winter ve yine bir ara kitap olan Uzak Yıldızlar. Evet, serinin konusuna gelecek olursak, kitabımızın içerisinde masal kahramanlarının geleceğe uyarlanmış halleri yer alıyor. Yani Cinderella, Rapunzel, Pamuk Prenses, Kırmızı Başlıklı Kız tarzında çocukluktan bildiğimiz karakterleri gerçekten aşırı derecede özgün bir dille geleceğe uyarlanmış versiyonları ve bunu çok sağlam ve çok mükemmel bir kurguyla yapmış yazarımız. Cinder, yani serinin ilk kitabı, gelecekteki Yeni Pekin'de geçiyor ve Cinder adındaki karakterimiz becerikli bir mekanik ustası. Zaten hikayede Cinder'ın ağzından anlatılıyor. Ayrılar ve dünyalar arasında olan olaylardan tutun da Cinder'ın hayatı hakkındaki gerçeklere kadar gerçekten çok ama çok sürükleyici bir hikaye okuyoruz. Diğer kitaplara konularından spoiler olmasın diye girmeyeceğim ama gerçekten sizi çok içine çekecek, sürükleyici ve aynı zamanda çok fazla eğlenebileceğiniz, çok özgün konuya sahip olan bir seri okumak istiyorsanız sizlere Ay Günlükleri serisini önerebilirim. Evet, benim önerim bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.